Hutbe-i Şamiye yolculuğumuz devam ediyor. Hutbe-i Şamiye'nin kelimeleri arasında hastalıkların teşhisi ve tedavisi üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşam yine sosyal, siyasi, içtimai, toplumsal, bunlar birbiri yerine de kullanılan, birbiriyle de tamamlanan kavramlar. Bunların hastalıkların teşhisi ve devaları, çözümleri nelerdir onu konuşmaya devam ediyoruz. Çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat ve çözümleri bu haftaki ana başlığımız. Bu hastalıkların belki de ete kemiğe büründüğü, daha belirgin bir şekilde fark edildiği, bireyden toplumun tüm katmanlarında en tepesine kadar, en geniş manasına kadar birbirlerini etkileyen büyük dairelere kadar bunların kökenleri, adının konması, istibdadın istibdad olarak görülebilmesi ve bunların çözümleri. Hoş geldiniz Mustafa Hocam. Eyvallah, teşekkür ediyorum. İslam düşünce tarihi açısından farklı belki uygulamalarını da göz önüne alarak bu meşveret-i şer'iye, şura, belki ayet-i kerimede geçen işte aralarındaki işleri meşveret iledir. Ve emrun beyne şurahum ayet-i kerimesindeki ifadelerin belki dini anlamdaki karşılıklarını nasıl takip etmek lazım? Dini düşüncedeki yansımalarını nasıl belki devam ettirmek lazım? Bu özellikle telahuk-i efkar gibi yeni kavramlar veya bu dönemde kullanılan kavramlar üzerinden nasıl bir çerçeve oturtmak lazım? Tekrar hoş geldiniz. Sizden bu çerçeveyi dinlemeye başlayalım hocam. Buyurun. Herkese selamlar, hayırlı akşamlar. Şimdi Adem Hocamız siyasi tarafını daha çok nazara vermeye çalıştılar. Ben biraz daha dini açıdan değerlendirmeye çalışacağım. İlahiyat çoğunluğumuz hasebiyle tabii o taraf biraz daha ağır basıyor bende. Şimdi telahuk, efkar, şura, meşveret, meşveret, şer'iye bunların hepsi isim olarak geçmese bile uygulamada Hazreti Peygamber döneminde cereyan etmiş hususlardır. Bizim için örnek alınması gereken dönem Hazreti Peygamber ve dört büyük halife dönemidir. Onun dışındaki uygulamalar bazen bu tür şeylere uyuyor, bazen de uymuyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in hayatında zaten bunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? Bedir Harbi'nde görüyoruz, Uhud Harbi'nde görüyoruz, Hendek Savaşı'nda görüyoruz. Bunların tamamı bu savaşlarda cereyan etmiş hususlar, yani şura gerçekleşmiştir burada. Hangi hususta? Özellikle Bedir Savaşı'nı kastedecek olursak Peygamber Efendimiz beraberindeki 300 küsur kişiyle Bedir kuyularının bulunduğu yere geldiği zaman orada belli bir yere konuşlanıyor. Yani askerini ona göre dizayn ediyor. Belli bir şeye göre, belli bir efendim mevkiye, yere göre konuşlandırıyor. Orada bulunan sahabelerden bir tanesi Hazreti Peygamber'e diyor ki, ya Resulallah, bu vahiy ile mi bu yeri seçtiniz yoksa kendi görüşünüzle mi? O da diyor ki, vahiy ile değil, kendi görüşümle burayı seçtim. O zaman diyor ki, burası savaş tekniği açısından, savaş taktiği açısından uygun bir yer değil. Bedir kuyularının başını tutalım. Bu bizim için stratejik olarak daha uygun bir yeridir. Ve Peygamber Efendimiz o sahabenin sözünü dinleyerek askerini daha önceki yerden alıyor, sahabenin dediği yere konuşlandırıyor. Şimdi burada tabii ki sahabi ismini şu anda hatırlayamadım. Bunu söylerken yanında başka kimseler de var, yanında başka sahabiler de var. Peygamber Efendimiz bunu hoş görüyor ve onun fikrine uyuyor. Burada şuranın ciddi bir şekilde uygulandığını görüyoruz ki bu Peygamber Efendimiz tarafından yapıldığı, onaylandığı için de ayrıca bizim için dini bir emirdir. Dini bir emir olarak telakki edilebilir. O halde bizim buradan çıkarmamız gereken ders, gerek dini sahada olsun, gerek siyasi sahada olsun, gerek daha değişik bazı konularda olsun, ciddi manada fikri katkıda bulunan insanların fikirlerini ciddi manada dinlemek olmalıdır. Şimdi
Böyle ciddi manada fikir beyan edildiği zaman eğer dinlenmeyecekse o zaman kendiliğinden zarar gelir. Çünkü doğru olarak işi bilen birisinin sözü dinlenmediği zaman sonucuna da katlanır. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra vahiy kesildiği için bu şura çok daha büyük önem arz ediyor ve çok daha ciddi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bu hususta da kişilerin, fikir beyan edecek kişilerin ciddi manada can ve mal güvenliğinin korunması lazım. Eğer bir fikir beyan edecekse bu fikrini beyan etmesi neticesinde ciddi manada can ve mal emniyeti olmayacaksa günümüzde olduğu gibi o zaman fikir beyan etmek isteyen birçok insan fikir beyan etmekten kaçınır ve sonuçta da millet zarar eder. Sadece o iktidarda bulunanlar değil, milletin tamamı zarar eder. Bunun uygulamasını Peygamber Efendimiz döneminde özellikle savaşta görüyoruz. Savaşın dışında da Hazreti Peygamber kendi ashabıyla meşveret etmiş, onlara danışmıştır. Şimdi bunun aynısını Uhud Savaşı'nda da görüyoruz. Bunun aynısını yine Hendek Savaşı'nda da görüyoruz. Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farsi Hazretlerinin önerisiyle Medine'nin kuzey tarafına, Uhud Dağı'nın kuzey doğu tarafına, Uhud Dağı'nın bulunduğu bölgeye hendek kazılıyor. Ve arkaya geçip bekliyorlar. Orada bir savunma pozisyonuna geçiyorlar. Bu fikir yine Hazreti Peygamber'den değil, sahabelerinden Selman Farisi Hazretlerinin önerisiyle, teklifiyle bu taktik uygulanmıştır ve başarıya da ulaşılmıştır. Şimdi Peygamber Efendimiz'den sonra gerek efendim Emeviler zamanında, gerek Abbasiler zamanında, gerek daha değişik zamanlarda bunun hakkıyla uygulanmadığını görüyoruz. Hakkıyla uygulanmadığı için de maalesef pek istenen sonuçlar elde edilememiş. Ama burada aslında şuna dikkat çekmekte yarar var diye düşünüyorum. Hariciler böyle değil. Yani hariciler Emeviler ve Abbasiler'de olduğundan daha ziyade günümüz açısından baktığımız zaman bu konuda biraz daha tabiri caizse demokratik davranmışlardır. Ona uygun, ona yakın bir sistem getirmeye çalışmışlar ama onlar da maalesef sonunda başarılı olamamış ve bu durum günümüze kadar gelmiştir. İslam ülkelerinin bu gerçek manada şura, meşveret, şeriat konularında çok başarılı olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. İslam devletlerinin özellikle dört büyük halifeden sonra bir türlü çözemedikleri hususun bu husus olduğunu görüyoruz. Dini meselede bir misal vermek gerekirse, dini meselede bu şura veya meşveret daha çok uygulanmış. Özellikle siyasi konuda çok geri kalmış ama uygulanmış derken kavramsal olarak yaygın bir kullanımı yani şura kelimesi kavramsal olarak mutlaka kullanılmıştır ama teorik olmadan ziyade pratikte gördüğümüz gerçek manada uygulanmış hemen. Çünkü mesela Abbasiler zamanında bu dini sahadaki şeyi söylüyorum. Abbasiler zamanında Harun Reşit İmam Malik'in Muvatta adlı kitabını resmi olarak her tarafa devletin efendim kanunu olarak, devletin emri olarak okutmak istiyor. Ama İmam Malik Hazretleri bizzat kendisi buna karşı çıkıyor. Diyor ki hayır, bu Muvatta'daki görüşler benim şahsi görüşlerimdir. Belki İslam ulemasından başka kimselerin değişik görüşleri olabilir. Onların görüşleri de doğru olabilir. Onun için devlet eliyle bu benim kitabımı kanun olarak her tarafa yaygınlaştırmanı istemiyorum diyor. Ve kendisi karşı çıkıyor. Bu manasında mı Mustafa Hocam? Yani bir kodifikasyona itiraz manasında, bir kanunlaştırmaya, kanalizasyona itiraz manasında mı anlamak lazım? Tabii ki yani diyor ki benim görüşlerim şahsi görüşlerimdir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bunu zorla her tarafa yaygınlaştırdığınız zaman bunu kabul etmeyen insanlar da çıkabilir. Bunu kabul etmeyen insanlar çıkardığı zaman da dini evet, bir efendim fitne çıkabilir. Çünkü onların da dedikleri doğru olabilir. Bu aslında ciddi manada dini anlamda şuranın uygulanmasıdır. Şimdi bir misal vermek istiyorum. Şöyle, evet, mesela Şam ulemasından çok önde gelen tabiilerinden bir tanesi abdeste namazda ellerin kaldırılması gerektiğini söylüyor. Diyor ki ben falandan
falan sahabeden. Falan sahabe de Hazreti Peygamber'den buyurdu ki, o sahabe dedi ki efendim Peygamber Efendimiz namaz kılarken ellerini kaldırırdı. İmam-ı Azam'a diyor ki sen niye namaza ellerin kaldırılmasına cevaz vermiyorsun? Kaldırılmaz diyorsun. Diyor ki ben falandan, falan sahabeden, kendisi tabi'in çünkü. Falan sahabede Hazreti Peygamber'den bana rivayet etti. Dedi ki Hazreti Peygamber namaz kılarken ellerini kaldırırdı. İmam-ı Azam da diyor ki ben Hammad bin Ebi Süleyman'dan, Hammad bin Ebi Süleyman İbrahim'den, İbrahim Alkame'den, Alkame'de Abdullah İbni Mesud'dan rivayet etti ki Hazreti Peygamber namaz kılarken ellerini kaldırmazdı. O şu an uleması susuyor. Ve İmam-ı Azam da diyor ki Abdullah, o Abdullah'tır. Ha, ona göre diyor. Yani Abdullah İbni Mesud. O Abdullah'tır diyor. O bana böyle rivayet etti. Şimdi burada ciddi manada bir meşhuriyetin oluştuğunu ve her iki efendim anlayışında doğru olarak kabul edildiğini görüyoruz. Çünkü her ikisinin delilleri oldukça güçlü. Şimdi bunu çözmek mümkün. Ama burada bizi ilgilenen taraf ciddi manada şuranın oluştuğunu ve dini meselelerde şura denen efendim kavramın pratikte uygulandığını gösteriyor. Düşünce tarihimiz açısından nereye denk geldiğini, buradaki hani İslamiyet demek için de zorba bir din midir, müstebit midir, yasaklayıcı mıdır? Buradaki yasaklamak, belki sınırlandırmak, hürriyet-i şer'iye bağlamında nereye oturması gerekiyor bu çerçevede Mustafa Hocam? Siz ne dersiniz? Buyurun. İslamiyet'in en kabul etmediği şeylerden biri istibdattır. İslam'ın esas özü istibdada aykırı veya istibdat esası olarak İslam'ın özüne aykırıdır. Fakat şöyle bir husus da var. Tam istediğimiz manada hürriyetin veya şuranın gerçekleşmesinin tarihi bazı engelleri de olmuştur. Bu engeller göz önüne alınarak ehven-ü şer diye saltanat bir bakıma kabul edilmiş ve öyle uygulamaya devam edilmiştir. Mesela İslam alimlerinden, önceki İslam alimlerinden saltanata karşı çıkanlar tabii ki olmuş ama sonuçta saltanat gelip yerleştikten sonra da ehven-ü şer olarak buna bakmışlar ve silahla böyle bir yönetime karşı gelmenin umuma zarar vereceğini göz önüne alarak buna bir nevi kerhen razı olmuşlardır. İşte İmam-ı Azam Hazretleri'ne örnek verecek olursak o isyan eden Zeyd bin Ali'ye yani Hazreti Hüseyin'in torunu olan Zeyd bin Ali o Abbasilere, Emevilere karşı malumunuz isyan etmiştir 740 tarihinde. Aslında İmam-ı Azam'ın gönlü ondan yana. Parasal yardımda bulunduğu da gelen rivayetler arasında. Fakat kendisi bilfiil iştirak etmiyor. Keza İmam Şafii Hazretleri'nin Ehl-i Beyt'i çokça sevdiği ve onu ön plana çıkardığı yine bir husus. Ama onun da silahla Abbas hilafetine karşı herhangi bir teşebbüsün olduğunu görmüyoruz. Veya teşebbüs edenlere meylettiğine dair de herhangi bir şey yok. Ahmet İbni Hanbel'e örnek verecek olursak, Ahmet İbni Hanbel çok ciddi bir şekilde mihne olaylarına maruz kalmasına rağmen onun şöyle bir fetvası var. Yani gönlü tabii ki saltanattan taraf değil. Hatta Ehl-i Beyt'ten olan birisinin iş başına gelmesinden yanadır. Esas gönlünde yatan aslan öyle diyelim. Ama onun şöyle bir fetvası var. Diyor ki herhangi birisi yani herhangi bir kimse hilafeti zorla ele geçirirse yani darbeyle ele geçirirse insanları memnun ederse ve adaleti sağlarsa insanlar ondan memnun kalırsa bunun devam etmesi daha uygundur şeklinde bir fetva veriyor. Ama yöntem olarak bunun yönteminin doğru olduğunu kabul etmiyor. Sonuçta zorla ele geçiren bir şahıs insanları memnun ediyorsa, gerçek manada adaleti uyguluyorsa ona karşı silahlı isyanın daha büyük bir fitneye sebep olacağını göz önünde bulundurarak böyle ehveneşer bir fetva veriyor. Ondan sonra gelen Eş'ari'nin aynı yöntemi sürdürdüğünü ve aynı şeyi kabul ettiğini
görüyoruz. Bediüzzaman'da da aslında, Bediüzzaman Hazretleri'nde de aslında böyle bir yöntem var. Yani o da sonuçta mevcut olan bir idareye silahlı isyandan taraf değil. Çünkü silahla isyan edildiği zaman toplumun en az, daha doğrusu en alt derecedeki kesimini oluşturan fakirler, ondan sonra kadınlar, çocuklar, ihtiyarların bu isyan hareketinden en büyük zararı göreceğini söylüyor. Ve bir bakıma yine gönülden gelmeyerek, keren de olsa böyle bir fiili teşebbüse cevaz vermediklerini görüyoruz. Yani bu İslam geleneğinde böyle, ama harici gelenekte böyle değil. Hariciler bir topluluk oluşturduğu zaman onlar gerçek manada Kureyş'ten olmamasına rağmen herhangi birisini kendine lider olarak almışlar ve uygulamışlar. Ama onlar da bu seçtikleri kimsenin, hatta tabiri caizse bir politbüro bile oluşturmuşlar. 12 kişilik bir heyet oluşturmuşlar ve bu 12 kişilik heyetin seçilen kişiyi denetlemesini de karar altına almışlar. Özellikle Kuzey Afrika'da, Tunus ve civarında. Fakat bunlar da zamanla iş göremez hale gelen veya yanlış yola sapan bir efendim reisin veya halifenin veya devlet başkanının nasıl azledeceği hususunda ihtilafa düşmüşler, birbirine girmişler ve bunların şeyi de sonuçsuz kalmış. Yani biraz ilerlemeci olan tavırla sonuçsuz kalmıştır. Tabii ki Sünni dünyada hariciler meşru bir fırka olarak kabul edilmediği için onların bu yönünden istifade edememişlerdir. Yani bu yönden hariciler yabana atmamak lazım. Onların bazı görüşleri teorik olarak Sünni dünyadan daha ileridir diyebiliriz. Yani böyle bir husus da var, ama diğer bazı özellikleri var ki tabii ki onlar kabul edebilecek durumda değiller. Sonuçta tarihi uygulamaya baktığımız zaman böyle bir hususun olduğunu görüyoruz. Ama bunu günümüze uyarlarsak, durumun çok daha farklı olduğunu, özellikle Türkiye'yi kastedecek olsak, yani tabii bu görüş bana ait, insanların %50'sinin ümmet-i Muhammed, %50'sinin de diğer bir ümmet olduğunu kabul etmek gerekir. Yani günümüze öyle herkes Müslümandır, ona herkes İslam'ı içselleştirmiş, İslam'ın hükümlerini kabul edecek şeklindeki bir durum söz konusu değil. Bu farklı bir durum oluşturuyor bu sefer. Yani yeni bir yöntem, yeni bir... Bunun hürriyet-i şeriyeye bir engeli var mı? Medine'de de sanki Resulullah Aleyhisselam geldiğinde çok azınlık bir sayıda Müslümanlar, müminler en azından. Evet, ona Medine Sözleşmesi diyoruz. Yani Medine Sözleşmesi olduğu zaman hem Müslümanların hukukunu koruyor, hem Hristiyanların, hem Yahudilerin ve diğer kabilelerin hukukunu koruyor. Aslında günümüzde İslam dünyasında bu sözleşmenin biraz daha ön plana çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü İslam beldesi dediğimiz yerlerde tamamen İslam'ı içselleştirmemiş veya İslam'dan vazgeçmiş grupların olduğunu da görüyoruz. Burada Müslümanların dikkat etmesi gereken şu, oluşturacak olan hukuk sistemi içerisinde özür diliyorum. Oluşturacak olan hukuk sistemi içerisinde Müslümanların da bizzat müdahil olması ve Müslümanlara zarar gelecek şekildeki uygulamalara fırsat vermemesi gerekir. Geçmişte ve günümüzde İslamiyet açısından değişimler, dönüşümler söz konusu mudur? Bugün gündemde olan bazı tırnak içinde modern özgürlüklerden bahsedilmesi İslam düşüncesi açısından ne ifade eder? Böyle bir çerçeveyi nasıl görürsünüz hocam? Son toparlama açısından hem. Buyurun hocam. Evet, günümüzde tartışılan hürriyetlerle tarihte tartışılan hürriyetler arasında yani benim kanaatime göre büyük benzerlik olduğunu görüyoruz. Ama son dönemde çıkan bazı hususlar tabii ki yani tıbbi açıdan yeni bazı hususlar o zamanlar bilinmediği için farklı bir durum arz edebilir, ama üç aşağı beş yukarı aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle siyasal alanda o zaman yapılan katkılar veya tartışmalar veya olması gereken hususlar üzerinde ileri süren fikirlerle günümüzdekilerin hemen hemen örtüştüğünü söyleyebiliriz.
Şu da var yani önceki yani bizim istidat olarak değerlendirdiğimiz şahsiyete, tarih içerisinde gelmiş geçmiş şahsiyetler aslında şuraya kendilerince önem veriyorlardı. Çevresinde onlarla danıştığı bazı kimseler vardı. Ama onlar yanlış kimselerdi. Yani onlar buraya kendince şurayı yerine getiriyor, getirmiyor diye bir şey yok. Hazreti Muaviye'ye kendi kabilesinden birisi diyor ki ya Muaviye ne oldu sen Ebu Süfyan'ın yumuşaklığı sende yok. Kendi babasını kastediyor. Ebu Süfyan'ın idareciliği sende yok. Ebu Süfyan'ın affediciliği sende yok. Hazreti Muaviye de ona karşı diyor ki bu diyor senin gibi bana doğru fikir verecek şahsiyetlerin etrafımda olmayışından dolayıdır diyor. Şunu görüyoruz. İslam tarihinde zulme meyleden halifelerin çevresinde onlara bir bakıma dalgavukluk eden şahsiyetler çevresini sarmışlardır. Onlar şura heyetini oluşturmuşlardır. Günümüzde de aynı şey geçerli. Yani bazı isimler vermek gerekirse ki vermeyelim. Ondan sonra onlar da danıştığını iddia ederler. Şurayı gerçekleştirdiğini iddia ederler ama yanlış kişilerle şurayı gerçekleştirdikleri için yanlış sonuca varıyorlar. Bir başka açıdan bakacak olursak gerçekten hakkın hatırını âli tutan şahsiyetler de siyasilere çok fazla yanaşmamışlar. Hakkın hatırını âli tutmak için. Bu da başka bir eksiklik. Böyle insanlar idarecilerin çevresinden uzaklaşınca veya yanaşmayınca onların meydana getirdiği boşluğu başkaları dolduruyor ve neticede istenmeyen durumlar meydana geliyor. Günümüzdeki hürriyetlere gelecek olursak bu konular da tabii eskiden tartışılmış. Mesela Adem hocamızın dediği gibi kürtaj meselesi aslında tartışılmamış değil. Bu konuda mezheplerin değişik fikirleri var. Hanefi mezhebinin işte 4 aya kadar bir müsaadesi var. Şafii mezhebine göre 40 günlük bir görüş söz konusu. Ama bunlardan ayrı olarak İmam Gazali günümüze uygun bir fetva veriyor ve diyor ki fetvası oluştuktan sonra bir sebep olmadıktan sonra onu almak, fetvası yerinden almak kesinlikle caiz değil. Hristiyanlıkta da böyledir. Günümüzde İslam ulemasının vardığı noktada bir kısmının en azından diyelim vardığı noktada budur. Bu konu mesela tartışmış, farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Ama diğer bazı hususlarda özellikle Kur'an'ın ve sahih sünnetin çizdiği bazı sınırlar var. Hürriyet konusunda o sınırları aşamayız. O zaman dini tağayyül etmiş oluruz. Evet, insanlar belki şahsi olarak çok daha değişik bazı mecralara girebilirler ama dini bir kanun, dini bir müessese, dini bir nizam olarak biz bunlara cevaz veremeyiz. Mesela işte LGBT galiba herhalde, açılım da öyle pek bilmiyoruz da. O ve buna benzer bazı fiillerin İslam hukukunda hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde cevaz verilebilecek hususu söz konusu değildir. İslam ona cevaz vermez. Her ne kadar bazı insanlar günahkar olsa da o fiile yeltenseler de kanuni olarak bir düzenleme şeklinde bu ümmetin önüne veya toplumun önüne getirilemez. Ama batılı toplumlar tabii ki farklı. Bizim bahsettiğimiz toplumlar İslam ümmeti ve ahirete inanan kesimler için bunlar geçerlidir. Bizi bağlayıcı hususlar var. Nedir o? Kur'an'ın açık emirleridir. Sahih sünnette belirtilen hususlardır. Bunlar İslam toplumu için sınırlar çizer. Ama bunların değişik bazı konularda farklı bazı yorumları olabilir ama bu dediğim hususlarda yorum falan da söz konusu değil. Çünkü o açık bir fiildir. Açık bir yasaklama söz konusudur İslam'da. Ve bunlar aslında bir neticeye bağlanmıştır. Özellikle söylediğim hususlarda. Ama yine günümüzde mesela tartışılan özgürlüklerden bir tanesi şu. Özellikle Batı'ya işçi olarak giden ailelerin çocuklarından bazı kızların Müslüman olmayan erkeklerle evlendiklerini çok duydum. Bu hususlarda değişik görüşler var tabii ki. Müslüman erkekler Müslüman olmayan kızlarla evlendiği zaman Müslüman kızlara koca kalmıyor.
Ki Hazreti Ömer zaten bunu yasaklamış zaten. Peki bu durumda kızlar neyi tercih edecek? Yani kötü bir yola başvurmayı göze mi alacaklar? Yoksa Müslüman olmayan erkeklerle evlenmeleri caiz mi görülecek? Bunu özellikle Amerika'da bazı kimseler tarafından uygulandığına şahit oldum. Yani her ne kadar İslam hukuku buna cevap vermiyor ise de kendilerince de facto olarak, fiili olarak böyle bir uygulamayı başlatmışlar. Evet. Efendim bize karışmıyorlar, İslam dinini yaşamamıza müsaade ediyorlar gibi bir gerekçeyle böyle bir uygulamanın olduğunu gördüm. Ama böyle bir karı koca örnek olarak Suudi Arabistan'a girerse kocası Müslüman değil, kız Müslüman, böyle bir nikahı kabul etmezler ve içeride almazlar, ellerinden geçse o nikahı da feshederler. Yani bu bu ve buna benzer özgürlükler tartışılmıştır. Bazı konularda kesin sonuca varılmıştır ki belli zaten. Ama bazı konularda tartışılmıştır. Bunların tabii ki günümüzde çok daha fazla tartışılıp bir neticeye bağlanması da zor gibi görünüyor. Kolay değil. Burada biraz Müslümanların, yani özellikle İslam'ı ön plana alan dindar kesimlerin şahsi davranışları daha çok söz konusudur. Herkes İslam'ı böyle kanun çerçevesinde değil de kendi şahsı üzerinde uygulama cihetine gidecektir diye düşünüyorum.